Bugün Türkiye'de iki önemli veri açıklandı arkadaşlar. Bunlardan birisi hepimizi çok yakına ilgilendiren işsizlik verisi. Cari açık verileri de bugün itibariyle açıklandı. 40 milyar doların üzerine emin adımlarla ilerlediğimizi gördük bu rakamlar açıklandıktan sonra. Dünyada da önemli gelişmeler var arkadaşlar. Korona hızla yayılmaya devam ediyor. Bitcoin neden hızlı bir şekilde yükseldi ve neden bugün hızlı bir şekilde geri geliyor? Bu düşüş devam edecek mi? Kripto para cephesinde ciddi bir düşüş yaşanırsa bu altın fiyatları nasıl etkiler? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Doları tutmak mümkün mü değil mi? Biraz onu değerlendireceğiz. Ve Biden'ın açıklamaları acaba altın fiyatları nasıl etkiler? Yine onu konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce işsizlikle başlayalım arkadaşlar. İşsizlik %12.7. İlk duyduğunuzda iyi, makul. Yani %12, %10 civarında bir işsizlik. Türkiye gibi bir ekonomi için mantıklı diyebilirsiniz. Ama bu işsizlik rakamı benim için hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Benim için önemli olan hatta sizin için önemli olan işsizlik verisi asıl işsizliği işaret eden genişletilmiş işsizlik verileri. Orada ne yazık ki %29.1 rakamını görüyoruz. Geçen ay %28.5 seviyesindeydi işsizlik. Bu ay %29.1 seviyesine çıkmış durumda. Gördüğünüz gibi genişletilmiş işsizlik hızla yükselmeye devam ediyor. Üstelik mevsimsel etkilerin dezavantajı %0.2 ile sınırlı kalırken normal koşullarda bakın genişletilmiş işsizlik nasıl hesaplanıyor? Kısaca ondan bahsedeyim sizlere. Mevcut işsizler alınıyor. Onlara iş bulma ümidini kesmiş olanlar ekleniyor. Onlara iş aramayanlar ekleniyor. Sonrasında mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanlar ekleniyor. Böylece genişletilmiş işsizlik rakamlarına ulaşılıyor. O nedenle gerçekçi olan işsizlik rakamları bu diyorum arkadaşlar. Yani yani sadece TÜİK'in kayıtlarına giren işsizlere baktığımız zaman büyük bir yanılgı içerisine düşeriz. TÜİK'in işsizlik verilerinin dışında esas kitleyi oluşturan rakamlara bakmak zorundayız. O nedenle genişletilmiş işsizlik verileri çok ama çok önemli ve ne yazık ki Türkiye'de her ay yükseliş eğilimini hızlandırmaya devam ediyor ve bu ay itibariyle Türkiye'de her 3 kişiden birisi resmi verilere göre, resmi genişletilmiş işsizlik verilerine göre işsiz. Gayri resmi verilerle desteklendiği zaman %35-40 aralığına kadar gidiyor. Genç işsizler açısından bakıldığı zaman da %50'lere dayanmış bir işsizlik ortamı var. Gerçi deniliyor ki genç işsizlikte düşüş var %24'ler seviyesine geldi ama nereye dönerseniz, nereye bakarsanız bakın genç işsizlerle kaynayan bir ortam görüyoruz. Genç işsizler genişletilmiş bir şekilde incelenmiyor. O şekilde incelenmiş olsa %50'leri zorlayan bir genç işsizlikle karşı karşıya kalırız ki o da Türkiye'deki her iki gençten birisinin işsiz olduğunu ortaya koyar. Peki neden böyle bir tablo yaşanıyor Türkiye'de? Çünkü yanlış ekonomi politikaları uygulanıyor. Yanlış para politikaları ve kur politikaları uygulanıyor. Reel sektör tamamen göz ardı ediliyor. Reel sektörün kendisini finanse etme şansı da ortaya ortadan kaldırılıyor. Devlet zoruyla işten çıkartma yasak deniliyor ama buna rağmen firmalar işçi çıkartmaya devam ediyor. Kepenk indirmeye devam ediyor ve kapılarına kilit vurmaya devam ediyor. Bu da işsizlik oranlarını kontrolsüz bir şekilde yükseltiyor. %18 seviyesine gelmiş bir mevduat faiz ortamı var. %20'lerin üzerine çıkmış bir kredi faiz ortamı var. Bu koşullar içerisinde hiçbir firma hiçbir çiftçi, hiçbir kobi, hiçbir üretici kendisini finanse edemez. Finanse edemediği sürece de ayakta duramaz. Çünkü Türkiye'de neredeyse 600 bin firma kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. İşte bunun önünü tıkamış oluyorsunuz faizleri her geçen gün arttırarak. Dövizi kısa vadeli olarak frenliyorsunuz. Kısa vadeli diyorum çünkü biraz sonra anlatacağım cari açık rakamlarıyla dövizi de frenlemeniz mümkün değil. Orada da sert sıçramaları öyle ya da böyle göreceğiz. Kısa vadeli borçlar gelmiş kapıya dayanmış durumda. Ya yurt dışından borç bulacaksınız, para bulacaksınız ki çok zor. Ya da Türkiye'deki piyasadan para edinmeye çalışacaksınız. Bu yüksek talebi doğuruyor arkadaşlar ve dolayısıyla bu taleple birlikte de doların zaten kontrolsüzce yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi gelin biraz da cari açık meselesini konuşalım. Cari açık Kasım ayı itibariyle 4.1 milyar dolar. Geçen ay ya yani Ekim ayında da 3.3 milyar dolarlık bir cari açığımız vardı ve son 2 ayın toplamıyla birlikte yıllıklandırılmış cari açığı 37 milyar doların üzerine çıktı. Önümüzdeki ay yani Aralık ayında da 4 milyarla 5 milyar dolar civarında bir cari açık daha açıklanmasını bekliyorum. Çünkü turizm gelirlerinin dip olduğu, işçi döviz girdilerinin dip olduğu, yabancı sermayenin bu ortamda gelişinin dip olduğu bir aya giriyoruz. Dolayısıyla Aralık ayı itibarıyla da 4,5-5 milyar dolar civarında bir cari açık gelmesi arkadaşlar bizi 42 milyar dolarlık bir cari açığa götürür en iyi ihtimalle. 42 milyar dolarlık cari açık da Türkiye ekonomisinin kırılma noktasıdır. Çünkü Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında da Türkiye'nin ihracatı diplerde gezmeye devam edecek ama ithalatımız artmaya devam edecek. Hele ki bu kur ortamında kuru düşük tutmaya devam ettiğiniz süre Sürece. bu inadınızı sürdürmeye devam ettiğiniz sürece ister istemez ithalatınız artacak. Cari açık iyiden iyiye kontrolden çıkacak. E kısa vadeli borçlarda bu yılın ilk aylarında artarak devam edecek arkadaşlar. Merkez Bankası'nın sadece faiz arttırımlarıyla dövizi Türkiye'ye getiremediği çok net bir şekilde ortaya çıktı. 2020 yılında son 17 yılın en yüksek yabancı çıkışı yaşanmış. Son 1-2 aya bakıyorsunuz. Yani Merkez Bankası faizleri arttırmış tırdıktan sonra telafi edilebilmiş mi edilememiş. Aksine yabancılar geldikleri kadar çıkmaya devam etmişler. Türkiye'nin kırılganlıkları bir de faiz ortamının yükseltilmesiyle birlikte artar pozisyonda. Bakın piyasalar çok ciddi manada bozulacak. Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi manada bozulacak. %29.1'lik işsizlik rakamları bile iyi görünmeye başlayacak gözümüze. %40'ların üzerine doğru giden bir işsizlik ortamına gireceğiz. Türkiye ister istemez işçi çıkar Artamazsın kardeşim yasağını kaldırdığında bu işsizlik verilerinin çok daha kontrolsüz bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. E dövizi de cari açık ve kısa vadeli borçlar tetikleyecek. Bir tarafta yüksek faiz öbür tarafta yüksek döviz ortamı ve aynı zamanda çok ciddi bir enflasyonist baskıyla ekonomik kırılganlıkların daha da arttığını göreceğiz. Şimdi gelin bitcoin altın ve dolar arasındaki korelasyona yani ilişkiye biraz bakalım. Düne kadar kripto paralar çok da fazla önemsenmiyordu. Ama kripto paraların özellikle bitcoin'in son yükselişi bize şunu gösterdi arkadaşlar. Kripto paralar ufak ufak altından çalıyorlar. Altının payından alıyorlar. 10 trilyon dolarlık bir altın piyasasından bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun 1 trilyon dolarlık bir kısmının bitcoin ya da kripto para cephesine kaydığını düşünün. Neden bitcoin diyorum? Çünkü kripto para pazarının neredeyse 750 milyar dolarlık kısmı şu anda Bitcoin'in hegemonyasında, Geriye kalan 250 milyar dolarlık kısımda Ether gibi, Link gibi, Ripple gibi diğer altcoinlere ait. <laughs> 250 milyar dolar da çok küçümsenmeyecek bir rakam. Ancak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Piyasada öyle bir ortam oluşmaya başladı ki altından çıkışlar kripto paralara, kripto paralardan çıkışlar altına ve borsalara yönelmeye başladı. Böyle bir etkileşim halindeler şu an itibarıyla. Kripto paralardaki düşüşle birlikte altın fiyatlarındaki yükselişi görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi kripto para cephesi riskli varlıklar gibi değerlendirilmeye başlandı. Yani hisse senedi piyasası ya da gelişmekte olan ülke para piyasaları gibi değerlendirilmeye başlandı. Onun için girişler ve çıkışlar çok sert oluyor. Yükselişler, düşüşler de çok sert oluyor dolayısıyla. Bu da Bitcoin'in çok sert yükselişini beraberinde getirdi. Açıklanan tüm verilere gelen tüm haberlere rağmen altın fiyatları yeterince yükselmedi hatta geri çekilmeler görüldü. Bitcoin 42 bin doların üzerine çıktı arkadaşlar. Burada çok ciddi bir karlılık söz konusu. Balon, köpük vesaire demiyorum arkadaşlar. Ama çok büyük bir karlılıktan bahsediyoruz. 3000 dolara göre hesaplandığında %900'lük bir yükseliş var Bitcoin'de. 10 bin dolara göre hesaplandığında %400'lük bir yükseliş var. Bitcoin'de 42 bin dolar baz alındığında bu günlerde sert çıkışlar yaşanabilir. Kripto para cephesinde belli bahaneler bulunarak satışlar gelebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Birincisi bu. İkincisi hem kripto paralardaki çıkış hem de Biden'ın bundan sonraki günlerde trilyonlarca dolarlık teşvikler açıklayacağız açıklamasıyla birlikte bence arkadaşlar Arkadaşlar altına olan talep daha da artacak. Bir başka önemli konu korona 100 milyon kişiye dayanmış durumda. Vaka sayısı 90 milyon kişiyi geçti. Ölen sayısı 1.9 milyon kişiyi geçti tüm dünyada. Aşı sadece 25 milyon kişiye ulaştı şu güne kadar. Hastalığın yayılım hızıyla aşılanan kişi sayısı arasında çok ciddi bir fark var. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Sadece 25 milyon kişiye ulaşmış durumda bu aşı. Çok riskli bir dönemin içerisindeyiz. Finansal açıdan baktığımız zaman kripto para piyasasındaki olası çıkışlar altının onsunun yükselişini tetikleyecektir. Bir, korona tetiklemeye devam edecektir. İki, teşviklerse uçuracaktır. 3 O nedenle altının onsu özellikle bitcoin'deki sert satışlarla birlikte olası sert satışlarla birlikte arkadaşlar 2300 ve 2500 doları hedefleyecek. Bakın göreceksiniz bunu. Türkiye'de de biraz önce bahsettiğim cari açık, kısa vadeli dış borç meselesi, yükselen enflasyon, yükselen faizler, buna bağlı olarak reel sektördeki sıkıntılar, reel sektörün sıkıntılarının bankacılık sektörüne yansıması ile birlikte dolarda sert hareketler göreceğiz. Gram altın fiyatının da hızlı bir şekilde 600 liranın üzerine doğru ilerlediğini göreceğiz arkadaşlar. Önce ilk geldiğimiz yer olan 530-540 aralığını göreceğiz gram altında. Daha sonrasında çok rahat bir şekilde 600 liranın üzerine çıkacak. Özellikle kurda yaşanacak olası şoklarla birlikte 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı görürsek kimse şaşırmasın arkadaşlar. Evet, altında bir takım geri çekilmeler yaşanıyor ama riskler azalmış değil. Riskler her geçen gün daha da artıyor. Sadece Amerika Çin arasındaki gerilim bile altının onsunun yükselmesi için yeterli. Yani kriptoyu dışarıda bıraktık, koronayı dışarıda bıraktık, bütün bu gelişmeleri dışarıda bıraktık. Sadece Amerika Çin gerilim bile altın onsunu tetikleyecek. Öbür taraftan biliyorsunuz İran tekrar nükleer çalışmalarını hızlandırdı. Uranyumun zenginleştirilmesini %20'nin üzerine çıkarttı. Bütün anlaşmaları yok sayıyorum dedi. Amerika bana 70 milyar doların üzerine bir tartışma tazminat ödemezse bu bana uygulanan ambargolar nedeniyle yaşadığım ekonomik sıkıntıların tazminatını bana vermez ise uranyumla ilgili araştırmalarımı devam ettireceğim ve anlaşmanın hiçbir müeydisine uymayacağım kardeşim dedi. Bu Amerika ile İran arasındaki gerilimin zirve yapması anlamına gelir arkadaşlar. Yarın öbür gün Körfez'de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınabilir demek bu arkadaşlar. Bir başka unsur Amerika Rusya gerilimi Trump Putin ilişkileri Gayet iyiydi. Acaba Trump azledilirse ya da Trump görevden alınırsa Trump'ın Putin'le olan bir yıl ilişkisi ortaya çıkartılabilir mi? Bunun piyasada yaratacağı deprem ne olacak? Rusya-Amerika ilişkileri nasıl gelecek? Bunu da çok yakından takip edeceğiz. Bütün bunlar toplamda altın fiyatlarını yükseltmeye devam edecek. Bugün gördüğünüz seviyeleri hiçbir şekilde baz almayın. 2021 yılında biz hep 2000 doların üzerinde hatta 2300-2500 dolar aralığında bir altın ons fiyatı konuşuyor olacağız. Herhangi bir kur şoku olmasa bile 859 aralığına sıkışan dolar kuru ile birlikte en az 700 lirayla 800 lira arasında bir gram altın fiyatı konuşacağız. Onun için bu dönemlerde yapılması gereken en temel mesele sakin olmak arkadaşlar. Bir başka konu gümüş merak ediyorsunuz biliyorum onun için onu da cevaplamak istiyorum. Gümüş de altının onsuna paralel olarak yükselecek. Keza gümüşün gramı da yine dolar etkisi ve gümüşün onsunun yükselmesine bağlı olarak yükseliş eğilimini devam ettirecek arkadaşlar. Hatta tırnak içerisinde söyleyeyim. Gümüş altına göre çok daha sert bir yükseliş eğilimine girebilir. Bitcoin ya da kripto paralarla ilgili söylediklerimden şu sonucu da çıkartmanızı istemiyorum. Evet. Hem bitcoin'de hem de kripto paralarda çok sert geri çekilmeler görme ihtimalimiz yüksek. Ama ben gerek bitcoin'in gerekse kripto paraların önümüzdeki yakın dönemde yani maksimum 1-1,5 sene aralığında hiç ummadığımız noktalara doğru gideceği kanaatindeyim. Yani kripto paralarda büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O nedenle portföylerde mutlaka bulundurulmalı diye düşünüyorum. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değil ama kripto paralar bundan sonra hayatımızın olmazsa olmazları olacak. Mutlaka portföyde bulunması gereken para birimleri olacak. Bitcoin öyle ya da böyle merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkarsalar bile bir alternatif para birimi olmaya devam edecek. Hatta kripto para cephesinin altını olarak değerlendirilecek. Evet Bitcoin'de sert bir geri çekilme olabilir ama sonrasında yani orta ve uzun vadede Bitcoin'in 100 bin dolarların üzerinde olması bizi şaşırtmamalı. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Zaten JP Morgan'dan Morgan Stanley'ine kadar Goldman Sachs'ına kadar pek çok büyük kuruluşta artık kripto paraları önemsiyor ve kripto paralarla ilgili pozisyon alıyor. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar.